Hoş geldin bacım. Hoş bulduk. Hoş geldin. Hoş bulduk. Hoş geldiniz. Sağ olun. Hoş geldin. Teşekkür ederim teyze. Hoş geldiniz. Sağ olun. Hoş geldin Berkay. Hoş bulduk Anıl. Bugün çok önemli bir konumuz var aslında. Kanalımızın müziklerinin yapıcısı, beatmaker'ımız Arınç Demirtaş. Arınç, hoş geldin. Hoş bulduk, hoş bulduk. Seni de burada almışlar. Hoş geldin kardeşim. Şimdi bir şey söylemek istiyorum. Daha bu üçüncü yayınınızda beni davet ettiğiniz için teşekkür ederim. Bu proje ileride büyüdüğünde en çok geriye dönüp bakacağınız şey bu ilk yayınlar olacak. Ona eminim yani. Tabii ki. Ve o milestone'da, o noktada bulunmak gerçekten çok güzel. Hakikaten teşekkür ederim yani. Abi çok teşekkürler geldiğin için. Şu ana kadar bize hep böyle tailor-made müzikler yapıyorsun. Umarım böyle projenin büyümesiyle senin müziklerin de gereken ilgiyi görür kardeşim. Sizin tarafınızda iyi görüyor olması bile benim için çok yeterli yani. Sonuçta ben amatör yani bedroom producer tadında takılıyorum. Yaptığım müzikleri bir işe entegre edebilmek işin çok önemli bir kısmı. Yani o hep eksik kalan kısımdır. Herkes evinde bir şeyler yapar ama bir şeye entegre etmek özellikle de böyle güzel bir projeye benim için de çok güzel yani. Hiç külfet değil benim için. Onunla futbolda başarıdan başarıya koştuk. Bakalım evet. Bu mecrada da bu başarıları yenisini ekleyebilecek miyiz? Berkay da iyi bir üçüncü kanat oyuncusu gibi duruyor. Benim maalesef çok fazla aram yok. Ben her zaman böyle en iyi ihtimalle defansa konulan kişi oldum halı saha maçlarında. Biz o defansla aldık o kupaları ama Anıl iyi bilir. Evet. Yani. Aynen öyle. Ve Arınç'ın sürpriz golleriyle. Ya bir 40-50 tane attık tabii de şimdi. Kardeşim bu arada gömleğin çok güzel. Teşekkür ediyoruz konseptimize uyum sağladığınız için. Teşekkür ederim yani. Size layık bir gömlek değil tabii sizin seviyenizde değiliz ama. Aa, hani yavaş yavaş. Ben çekirdekten yetişiyorum gibi düşünüyorum. Kanalımızın müzisyenini ve ortak müzik zevki paylaştığımız bir arkadaşımızı kanalda ağırladığımız için biraz müzikle alakalı ve müzik zevklerimizle alakalı konuşmayı düşünüyoruz. Konuya başlamadan aslında şöyle bir update var size. Sinan Özen'den bahsetmiştik geçtiğimiz bölüm. Evet. Kendisi yoksa konuk mu oluyoruz? 56 yaşında ikiz babası olmuş. Buradan bu çok son iyi. Dakika golüyle gerçekten tebrik ediyor ve çocuklar sağlıklı birer ömür diliyoruz. Gene gider ayak bir ağız yenmiş yani orada. Aynen. Bu arada ekmek konusu geçti senden bahsettiğimizde aramızda. Anıl bana senin ne kadar büyük bir ekmek düşkün olduğundan bahsetti. Abi düşkün hafif kalır. Ekmeği bayağı seviyorum. Bu ekmek bence abi underrated olduğunu düşünüyorum. Ya mesela bir sabah uyandın tamam mı? Ucuz, karnını herhangi bir şekilde doyurabileceğin ve mideni yakmayacak, sana zarar vermeyecek. Bana bir 3 tane yiyecek sayar mısın abi? Sabah uyandın 9'da. Omlet mesela. Abi yani yapıyorsun. Çok acıktım lan deyip koparıp yeme kısmındayım daha çok. Yani bu vahşi duyguları sabah uyanınca hep yaşar mısın? Yaşarım abi. Yani çoğunlukla ekmeğe oluyor. Yani sabah böyle şeyleri yükselerek mi uyanıyorsun onu soruyor aslında. Aynen. Sabahları uyandığımda bir şeyleri vahşice koparasım geliyor. Tercihen ekmek. O kadar alışmışım ki bir yemek olacak. Yemeğin yanında, daha doğrusu ekmeğin yanında bir yemek olacak. Aa, sen makarnanın yanında ekmek yiyenlerden misin? O kadar değil abi. Ama yani bir yemeğin bir damla suyu akıyorsa ben oradayımdır ve ona ekmek banacağımdır. Bunu söyleyebilirim. Bize plak çıkaracak mısın Arınç? Çıkarırım ya, ciddiyim. Ya o know-how var yani bende. Aşağı yukarı Arınç'ın yatağından da geçmiş sayılırım bu arada yani. Hayda nasıl yani? Tabii tabii. Bir Antalya'da kampta aynı odada kalmışlığımız var bizim. Dolayısıyla Berkay'cığım sıra sende artık. Yani. Başarı basamaklarını evet. Böyle mi tırmanıyoruz? Ben bu kanala bu çocuğu kolay davet ettirmedim. Kolay getirmedim yani. Ne tavizler verildi. Vay be. Vallahi helal olsun yani. İkiniz de evli barklı adamlarsınız. Size yakıştıramadım. Puh Allah belanızı versin. Ben yükseliyormuşum. Plak demişken abi müzisyen ağırlayacağız diye plaklarımla geldim. Plakla. Bende de var bu arada. 2-3 ay önce bir pick-up aldım. Plakların çok pahalı olduğunu pick-up'ı aldıktan sonra fark ettik. O yüzden fazla kullanmıyorum. Sadece pick-up olarak kaldı falan. Öyle. Abi şunun tatlışlığına bakar mısınız ya? Gerçekten. Çok güzel abi. Müthiş. Hakikaten çok müthiş. Güzel. Bu tabii bir tık daha böyle yeni plak galiba çünkü eski nesil plaklar yanlış hatırlamıyorsam böyle bayağı tırtıklı oluyordu. Hani taş plak gibi böyle hakikaten tırtık tırtık oluyordu. Ya taş plak ya şöyle bu arada onu biliyor muydunuz bilmiyorum. Ben de pick-up'ı alırken öğrendim. Bu işte 45'lik deniyor ya ya da işte 77 var 33 var. Yani bunlar plağın dönme RPM'leriymiş. Yani 45'lik dediğin şey genelde single oluyor abi. O kadar sığıyor çünkü ona. Zaten biraz küçük oluyor. Eski 45'likler muhabbeti de hep single olarak çıkan bir albüme ait olmayan şarkılar. Ben bu plak muhabbetini bir ara böyle çok yüksek
yükselmiştim. Anıl'la böyle rap yapacağız falan. Bizim de evde abi çok eski bir pick-up var. Böyle 30 belki 40 yıllık falan. Orada ben böyle annemler yokken Vivaldi plakları koyup böyle fıtı 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 scratch yapardım. Ama yani scratch yapa yapa abi. İğne namına hiçbir şey kalmadı. Ben böyle iğnenin anısını ağlatmıştım. Vivaldi'nin de kemiklerini de ıslatmış olabilir. Olabilir. 4 mevsim yazıyordu. En son plakta 2 mevsim falan kalmış büyük ihtimalle. Müziğe başlamışken konu olarak müziği nasıl tanıdık, ne tür müziklerden hoşlandık, ne dönemde hangi müzikler dinledik, biraz bunun hakkında konuşmak isterim ben. Özellikle Arınç'ın müzik zevkini, hani kendini anlatmak ister misin Arınç? Aslında yani müzik konusunda zevkli olmak neyi ifade ediyor tam bilmiyorum. Yani çok fazla farklı şey dinlemek mi, yoksa söz gelimi, kaliteli şeyleri dinlemek mi? Ben ortaokul çağlarında, işte hatta lise çağlarında genelde mainstream müzikleri dinleyen bir insan. Zaten o yüzden de müzikle uğraşmaya başlamak çok gecikti. Yani açıkçası ya müzik veya oyunculuk gibi şeyler çok gecikilecek şeyler değil. Her yaşta yapabildiğin, üretken olabildiğin şeyler. Hani çok spor gibi değil. Ama yine de tabii daha erken başlamış olmayı isterdim yani. İlk defa böyle geçen senelerde bana şey olmaya başladı. Ya bu şey güzel yani, bunu nasıl yapabilirim? Hani birisinin boş sayfadan o projeyi çıkarmış olduğu aklıma geliyor. Bu düşünce beni böyle dürtmeye başladı yavaş yavaş. Bu dürtme de en çok benim house tarzı böyle elektronik, eğlenceli, kıpır kıpır şarkılar dinlediğim dönemde oldu. O nedenle de o tarz bir müziği yapmaya başladım. Biraz da elektronik yani bilgisayarda yapmaya çok müsait olduğundan dolayı. Nota bilgisi var mı ya da böyle bir şan bilgisi mi derler yani, onu bilmiyorum. Nota bilgisi şöyle, ben ortaokul döneminde flüt 5'te 6'da yok, flüt değil abi. Blok flütü hiç beceremedim yani, tutmakta böyle sıkıntı yaşadım onu. Yani ben şey de ya o üfleme olayı durmadı, eğreti durdu bende evet. Yani yapamadım. Ama sonradan ya, büyüyünce alıştınız değil mi? Tabii büyüyünce üflemeye başladık canım. Hadi yani. Neyse. Ama her şeyin yaşı evet, var. Müziğe dönelim şimdi. Abi. Abi günümüzde gerçekten şey çok farklı yani, bir şeyi öğrenmek istediğimde öğrenememene imkan yok. Hani herhangi bir engelin yoksa. Yani YouTube'da o kadar tutorial izledim ki, işte gam nedir, bir şarkının bu şarkı la minör'de yazılmış denir mesela. O nedir, orada hangi notalar vardır, hangi akordan sonra hangi akor kulağa hoş gelir. Yani en garibi de müziğin gerçekten bir matematiğinin olması. Bu gerçekten çok ilginç bir konu. 440 Hz la notasının, piyanonun ortasındaki la notasının frekansı abi. Yani sen 440 Hz'ten sonra 500 Hz'e bastığında kulağa hoş geliyor, 510'a bastığında gelmiyor mesela. Bu gerçekten çok enteresan bir şey abi. Beni müziğe çeken şey bu oldu. Ben de ne zaman 510 Hz duysam bir tüylerim diken diken olur yani. Derim bu 510 derim ya, bunu kapatın abi. Sen birazcık müziğe ilk başladığında maalesef ki bunları taklit etmek durumundasın. Bir Picasso'nun bir lafı var. Güzel laf geliyor. Learn the rules like a pro so you can break them like an artist demiş yani. Hani, aynen, sen bir şeyi kitabına uygun yapmayı öğren. İşin artistlik kısmı, yani işin art kısmı ondan sonra başlıyor. Adam. Birazcık başkalarını kopyalayarak, birazcık kendim besteler, akorlar yaparak bir şeyler yaratmaya çalıştım yani. Çok güzel. Hani genel olarak serüven abi bu. Abi süper, yani kendi bileğin hakkıyla aslında öğrendin her şeyi. Öyle. Müzdaribim bu konuda yani. Gerçekten her şeyi oturup kendi kendime evde debelenerek bir tane ekipman, ha burada şu dostumla birlikte, süper. Şu midi klavyemle birlikte yaptık yani. O da güzel yani. Sizler dinliyorsunuz arkadaşlarım. Abi çok güzel canım. Çok iyi işler yapıyorsun bence ya. Ben senin SoundCloud, Spotify. Bu arada arkadaşlarımıza söyleyelim. Arınç Demirtaş'ı videonun açıklamasına link koyduk. Oradan takip etsinler Spotify'dan filan. Deadmau5 diye ünlü bir prodüktör DJ var. Belki bilirsiniz. Adam şey diyor yani. Every song is a remix diyor yani. Abi 7 tane nota var. Kaç farklı beste yapılabilir ki? Yani bence. Ya oraya indirgemiyorum ama... Bir şey söyleyeyim mi? Adam aşırı da haksız değil. Onu söyleyeyim. Aslında Serdar Ötesi'nin söylemeye çalıştığı şey teknik olarak yanlış değil. Aşk bir kızıl ötesi. Yaralı müzesi hareket edemem abi yani. Yani. Yani bu sözlerin boş kafayla yazılmadığı ortada. Bu adam şimdi bırakma. Ya bu arada Serdar Ortaç demişken abi, ilk videolara gelen yorumlardan benim gözümün kapalı olması. Kardeşim biz çekik gözlüyüz yani. Ben şu an bakıyorum mesela, size bakıyorum. Bu açıklık benim gözlerimdeki yeterli bir açıklık benim açımdan. Bu açıdan sizlere ancak bu kadar yardımcı olabiliyorum. Kusura bakmayın. Anıl'ın gözlerinin daha fazla açılmasını istiyorsanız arkadaşlar, Patreon'da bize bağış yapın. Yani tabii ki bu iş gözle başlar. Bağışın miktarına göre açılacak yerler değişir. Kadar giderdi. Kardeşim şu fotoğrafı bir yorumlar mısın ya?
Yani sonuçta Arınç İzmir'in nadide Anadolu liselerinden birinden mezun. Bornova Anadolu Lisesi. Bornova Anadolu Lisesi ahlaksızlığın beşiği. Mezuniyet balosuz dönüşü. Servisteyiz. Dönüyoruz. Böyle sesler geliyor. Evet, yansıma. Güzel bir yansıma lise, oldu bu. Anadolu Lisesi değil, adeta serseri ve zibidi yetiştirme kurumu olmuş öyle, orası. Öyle. Laikliğin kalelerindendir tabii ki. Bekaretini 14 yaşında kaybeden bütün arkadaşlarımıza buradan selamlar. Obi-Wan Kenobi mi, Anakin Skywalker mı? Obi-Wan Kenobi abi, yani. Bravo. Doğru. Doğru. Soruların doğru evet, cevabı mı var abi? Çay mı kahve mi bilemedin, çay falan öyle bir şey oldu. Yanlışlıkla kaslı maslı, siyahi, böyle Adebayor gibi bir adamla Trisam'a düşmek mi? Yoksa Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi grubunda Bayern Münih, Real Madrid ve Manchester United'a düşmesi mi? Adamın sorusuna bak, senin sorusuna bak. Abi o kadar zaman oldu ki Şampiyonlar Ligi'ne gitmeyeli. Söylediğin şeyi kafamda tahayyül edemiyorum. Burada bir Fenerbahçe olarak söz hakkım var mı bu arada benim ya? Yani, tabii sen de cevap verirsin abi. Yani ben tabii ki Arınç'ın Adebayor'lu gruba girmesini tercih ederim yani. Megan Fox mu, Scarlett Johansson mu? Megan Fox diyorum ya. Eşim falan. Eşim deseydi çok komik olur. Eşimin dudakları, en sevdiğin tatlı. Karantinada hayatının sonuna kadar yalnız kalmak mı? Yoksa bir evde sana sürekli güldüğü videoları izleten bir arkadaşla beraber kalmak mı? Ya sürekli abi, açıp telefondan sana baksana falan deyip izletecek. Yoksa tamamen yalnız kalmak. Ben bu gerginliği yaşamak istemiyorum. Tek başıma otururum abi. Amatör mü yoksa profesyonel mi? Ya amatör ama biraz daha böyle şey, amatör yani. Yani anladım. Futbol oynayıp bunları görüntüye aldığımız bir dönem vardı. Kafamda GoPro'yla oynardım. Bu amatörlükten hoşlanıyorum. Bu tarz kafada GoPro'nun olduğu. Arka Sokaklar'da evet. 552 Plus bölümde başrol oynamak mı yoksa Hollywood filminde böyle 2 saniyelik figüran rolü oynamak mı? Abi Arka Sokaklar'da oynarım. Yani Arka Sokaklar çünkü şey gibi bir şey. Yani hani hayat boyu emeklilik kazanmışsın gibi bir şey. Türkçe rap mi yoksa Deep House mu? Abi bir kere ben şunu itiraf edeyim. Yani ben Deep House'un tam olarak ne olduğunu 3 senedir yapmaya çalışmama rağmen anlamadım. Yani her şey Deep House gibi geliyor bana. Ama yani Deep House diyebilirim genel olarak. Killa Hakan'la Berlin'de bir gün boyunca dolaşıp döner yemek mi yoksa Ben Fero'yla İstanbul'da bir gece boyunca klaplara gitmek mi? Killa Hakan döner demek isterim ya. Hani dazlaklar falan saldırmıyor değil mi? İnsan gibi geziyordu yani. Ya saldırırlarsa da Hakan abin seni koruyor. Evet, 36 boyunca berabersin yani. Hiç en son korkman tabii gereken yerdesin aslında. O adam orada ne yaşıyor? Bir gün boyunca dolaşırken bu adama kimler selam veriyor? Ya bu muhabbetin olayı ne? Onu merak ediyorum. O yüzden Killa Hakan diyorum abi. Ronaldo mu Messi mi? Öncelikle şunu söyleyeyim, bu soru asla eskimeyecek. Bence Messi daha iyi bir oyuncu abi. Yani şöyle bir şey var ama hep de şu geyik oluyor, tamam mı? Hani ona da karşıyım. İşte Ronaldo çok çalışıyor, Messi çok yetenekli falan. Ya böyle bir şey yok. Tabii ki Messi de çalışıyor yani. Hani. Ciddi bir soru soracağım şimdi sana. Hastası olduğun bir işi yapıp az para kazanmayı mı tercih edersin? Yoksa katlanamadığın bir işi yapıp deli gibi para kazanmayı mı tercih edersin? Aslında sorduğun soru şunu anlatıyor. Özgür mü olmak isterdin yoksa çok bağımsız mı olmak isterdin? Şöyle, bu ikisinin birbirine ters olduğunu düşünüyorum abi. İstemediğin bir işte uzun süre çalışıp çok iyi para kazanıyorsan özgürsündür. Çünkü o parayı istediğin gibi harcayabilmekte özgürsün. Ama bağımsız değilsindir. Yani o yaptığın işe, o iğrenerek gittiğin işe bağımlısındır. Fakat öbür söylediğin senaryoda istediğini yapar durumdasındır. Fakat maalesef şartlardan dolayı çok özgür değilsindir. Tabii bunu şu anlamda söylüyorum. Ben böyle işte sırtıma bir çanta takıp kafama göre mesela yaşayabilecek, gezebilecek bir insan değilim. Yani öyle bir cevheri kendimde göremiyorum. Dolayısıyla benim için birazcık özgürlük bir nevi parayla biraz paralel ilerleyen bir şey. Fakat yine de hayatta her şeyi, para da dahil, sonunda mutlu olmak için yapıyorsun abi. Az parayla bir şey beni mutlu edebiliyorsa, o denklemin sonucunda mutluluğa ulaşabiliyorsan az parayla sevdiğim işi yapmayı tercih ederim yani. Arkadaşlar bu arada Radula mı ismiyle her mecrada olduğumuz gibi Spotify'da da artık varız ve sevgili müzisyen arkadaşımız Arınç Demirtaş'ın ilk koyduğu şarkılarla beraber ve bizim de eklediğimiz şarkılarla beraber bir Radula mı playlistimiz var. Bu Radula mı playlistte her türden şarkı var ve olacak da. Bu arada izleyenlerimizden de yorum isteyelim. Yani hangi şarkıları istiyorlarsa o playliste görmeyi kesinlikle yazsınlar yorumlara ve her türden şarkıya ve her dilden de şarkıya açığız. Bu şarkıları da bu playliste ekleyeceğiz. Böyle zaman içinde belki haftalardan sonra böyle yüzlerce şarkılık çok
güzel deli bir arşiv olacak orada. Aynen. Böyle güzel bir parti yaparız belki bir gün ileride. Dersin, bence gayet güzel partisi. Bir fikir. Zaten yola çıkış vizyonlarımızdan biri bizi izlemekten keyif alanlarla bir house party yapmak. Her şey geçtiği evet. zaman bence bu playlisti çaldığımız DJ'imizin arınç olduğu ve belki böyle bu güzel etkinliğe özel bizim de vokal anlamda katkımızın olduğu bir eserde yapabiliriz belki. Ama ben gömleklerimizi giyeceğiz değil mi? Evet yani parti için bir dress code zorunluluğu olacak bu renk gömleği olayı. Evet dostlar çok güzel bir arkadaşımızı ağırladık. Kanalımızın müzisyeni ya böyle deyince de şantör gibi oluyor. Piyanist şantör gibi oluyor ama kanalımızın official beatmaker'ı Arınç Demirtaş'ı ağırladık. Hoş bir sohbet oldu. Çok teşekkürler geldiğin için. Yine kendimizi bir alkışlayalım burada. Aynen dostum. Ben teşekkür ederim. Gerçekten sizin ikinci konuğunuz olmak çok önemli benim için. Müzik konusunda birlikteyiz. Başka projelere de belki imza atarız. Ama yani çok güzel bir yola başladınız. Böyle gururla izleyeceğiz gibime geliyor. İnşallah hani bozmazsınız böyle gider. Çok teşekkür Eyvallah, ederiz. Teşekkürler. Bu arada Anıl son bir şey dinleteceğim size. Dinleyebileceğiz mi? Aa. Okey tamam. Zaten gerizekalı olduğum için kulaklıkta geçecek bir ses dinletemeyeceğim. Abi ne olur burayı kesme. Bu... Bu hiç olmamış. Abi dur. Bay bay. Herkes kendine bir sonraki bölüme kadar çok iyi baksın.